oyun Hülya Koper ve Macit Koper'in bir oyunu, Aşk Terapisi adında. Yönetmenimiz Somer Karvan, tiyatromuz Yes Tiyatrosu. Oyuncular ben, Somer Karvan aynı zamanda partnerim, Fulden Akgürek, Yusuf Atala ve Suzan Aksoy olmak üzere 5 kişilik iki perde komedi. Oyun bir psikoloğun ofisinde geçiyor. Oraya gelen bir takım hastalar var. Bir de yanlışlıkla gelen bir hayat kadını var. Ben o yanlışlıkla gelen hayat kadınını oynuyorum. Sonrasında anlaşılıyor ki psikoloğun ilkokuldan aşık olduğu, hayatı boyunca aşık olduğu tek kadın, o da bir hayat kadını olmuş ve yıllar sonra ofisine geliyor yanlışlıkla. Olaylar bunun etrafında gelişir. Kitap okumaya son zamanlarda yine vakit ayırmaya başladım, öyle söyleyeyim. Oyuncular Sendikası'nın yönetim kurulundaydım. Ayrıca yine Oyuncular Telif Birliği'nin iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyorum, hali hazırda hala. Fakat sendika işleri hafifleyince devrettik yönetim kurulunu. Biraz daha kendimize vakit ayırmaya başladık. Özellikle televizyonu daha az seyretmeye başlayınca kitap okumak yine daha keyifli oldu. Sırada bekleyen bir dünya kitap var kütüphanemde. Onları sırayla okuyorum. Bu turne de çok işime yaradı. Turneye böyle çeşitli kitaplarımı alıyorum ve onları yavaş yavaş bitiriyorum. Çok mutluyum o yüzden. Evet, son zamanlarda biraz daha fazla kitap okumaya başladım. Ben roman seviyorum. Yani hani böyle çok bilimsel falan araştırma yazıları okuyamıyorum. Çok ciddi yazıları da okuyamıyorum. Biraz hayal gücüm, böyle film gibi kitapları seviyorum. En son Fi, Chi, Pi üçlüsünü bitirdik. Bitirdim. O güzel, keyifliydi. Çok akıcı bir dili vardı. O yüzden hemen okudum. En sevdiğim yazar İhsan Oktay Anar. Hakikaten yeni kitabı çıkacağı zaman tarihini böyle sabırsızlıkla bekliyoruz. Evcek. Tarkan da çok seviyor çünkü. Bütün kitapların, bir tanesi hariç bütün kitaplarını okudum. Orada da çok fazla terim, teknik terim kullanıldığı için ve ben hepsine haiz olmadığım için bir süre sonra artık bir elimde sözlük, bir elimde kitap olunca çok zorlanmaya başladım. Ve o yüzden okuyamadım. Yoksa onu da büyük bir keyifle okurdum elbet. Söz konusu İhsan Oktay Anar olunca akan sular duruyor. En sevdiğim yazar. Evet, şu anda ama Hakan Günday'ı da seviyorum. Mesela en son Piç okudum. O da son derece keyif aldığım bir kitabı oldu. Şu anda da elimde Erken Kaybedenler Emrah Serbest'in kitabı var. Yani şu anki turne kitabım o. Böyle gidiyor. Bir de özlemişim. Öyle bir süreç geçiyor. Bir süre sürekli şey okuyordum çünkü hem anayasal haklar yok, hukuk yok, sözleşme falan, çok sıkıcı şeyler okuyorduk. Ama hak ve hukukla ilgili olduğu için tabii ki okumamız gerekiyor. Onlarla çok haşır neşirdik. O yüzden kitap okumak istemiyordum. Bilerek ve isteyerek okumuyordum ama o keyfim tekrar yerine geldiği için de çok memnunum. Parfümün Dansı mesela çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Küçük Prens hep durup durup arada okuduğum kitaplardan bir tanesi. O büyüklere masal zaten. Başka? Yüzüklerin Efendisi'nin film olmadan önce çok seyredip yine büyük bir keyifle hemen bitirmiştim bir solukta. Binbir Gece masallarına takıldım ama o galiba böyle bir
11 cilt falan. Ben onun 4 cildini ancak okuyabildim ama ahdım var geri kalan 7'sini de okuyacağım. Suskunlar, İhsan Oktay Anar'ın. Gerçekten bambaşka bir yere koyuyorum. Puslu kıtaları zaten ayrı bir yere koyuyoruz hepimiz ama Suskunlar inanılmaz. Böyle çok sevdim. Kitap bittiğinde bayağı ayağa kalkıp alkışladım. Kendisiyle ilgili bir yazı yazmam istenmişti. Orada da Suskunlar'ı anlatmıştım. Daha doğrusu bende bıraktığı duyguyu anlatmıştım. Orada da aynı şeyi söylemiş, yazmıştım. Gerçekten kitap bittiğinde elim ayağım titriyordu ve böyle çok güzel bir konser seyretmişim etkisiyle böyle kalkıp evin içinde tek başıma alkış tuttum. Yani onu hatırlıyorum. Çok 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 sevmiştim o kitabı. Okumayan varsa şiddetle tavsiye ediyorum. Eminim onlar, okuyan herkes çok sevecek. Ya klasik müzik dinleyebiliyorum ya enstrümantal müzik dinleyebiliyorum. Çünkü sözlü müzik dinlediğim zaman söze takılıyor kafam. O yüzden ya klasik ya enstrümantal ya da müzik olmayacak. Normalde daha ziyade rock müzik ağırlıklı ama yani her tür güzel müziği çok seviyorum. Yani arabesk de severim, türkü de severim, klasik müzik de severim. Hepsinin yeri ayrı, ruh haline göre ya da girmek istediğiniz ruha göre bir tane bulup dinliyorsunuz ve çok çabuk hemen sizi o kıvama getiriyor. O yüzden bambaşka bir büyü seviyoruz. Yapanlara saygımız sonsuz. Büyük bir keyifle dinliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir program mı diyeyim? Böyle güzel bir program yaptığınız için. Enteresan, keyif aldım. Teşekkürler.